Arıcılık Gündemi programından merhabalar. Bugünkü programımızda Profesör Doktor Nevzat Artık'la birlikte arı ürünlerinin tüketimini konuşacağız. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gamze Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Hocam, arı ürünlerine genel olarak baktığımızda arının kendi yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmek amacıyla kendi vücudundan salgıladığı ya da dışarıdan topladığı ürünler olarak biliyoruz. Tabii. Tüm dünyada birincil arı ürünü bal. Evet. Balı da bilmeyen yoktur herhalde. Evet. Herkesin bildiği popüler bir ürün. Ama bunun yanı sıra diğer arı ürünleri de var. Onlar da çok kıymetli bileşenler içeriyor. Öncelikle size şunu sorayım. Arı bal dışında ne üretir hocam? Şimdi bir defa polen topluyor, tozlaşmayı sağlıyor. Onun dışında arı sütü üretiyor. Hı hı. Apinarlil denen bir ürün var. Evet. Arı ekmeği yapıyor. Yani polen, arı sütü ve bir reçineyi karıştırarak fermentasyona uğratıyor. Arı ekmeği diyoruz. Son zamanlarda yaygın. Evet. Bütün dünyada ve fermente olduğu için hem arı sütü içeriyor, hem polen içeriyor, hem vitamin, enzim, her şeyi birlikte içeriyor ve bir de arı zehri var biliyorsunuz. Evet. Bunların hepsi, bazı insanları Covid döneminde arı soktuğu için insanlar Covid'e yakalanmadı. Bunun nedeni de arı zehrini vücuda almaları. Yani birçok arı ürünü var. Bu arı ürünlerini sadece tek bal olarak düşünmemeliyiz. Hı hı. Katma değer olarak diğer ürünler, saydığımız bu diğer ürünler, polen, propolis, arı sütü, apinaril, arı zehri, bal mumu, petekli bal, hepsi ayrı ayrı bir değeri ifade ediyor. Özellikle arı ürünlerinin son zamanlarda apiterapide kullanımı da çok yaygın. Hı hı. Apiterapi dendiği zaman arı ürünleriyle tedavi anlamında. Tabii bunun hekimler tarafından yapılması lazım. Aynı zamanda arı ürünleri gıda takviyesi olarak da kullanılabiliyor. Yani gıda takviyesi dediğinde örneğin propolis bir gıda takviyesi şeklinde, polen bir gıda takviyesi şeklinde, arı ekmeği bir gıda takviyesi şeklinde tüketilmelidir. Bunların hem üretiminin iyi üretim uygulamalarıyla yapılması, hem de kalitenin daha da artırılması ve üretim ve verimliliğin artırılması ülkemizin arı ve arı ürünleri için çok önemlidir. Dünyada ikinci sıradayız ama bal verimimiz kovan başına 14-15 kilogram, bu düşük düzeyde. Bunun da artırılması için eğitim, çalışma, işi ibadet gibi yapma olaylarına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet hocam, bahsettiğiniz gibi gıda takviyesi olarak da kullanılıyor aslında arı ürünleri. Yani bu da demek oluyor ki çok kıymetli bileşenler içeriyor bu Tabii. ürünler ki biz bunu dışarıdan alıp bazı vitaminleri, işte enzimleri vesaire takviye etmek için kullanıyoruz. Bal başta da dediğimiz gibi çok sık kullanılan ve bilinen bir ürün. Evet. Ancak diğer arı ürünlerini günlük beslenmemize nasıl dahil edebiliriz ya da günlük beslenmemize dahil ettiğimizde hangi ihtiyaçlarımızı karşılar? Ben biraz polenden bahsedeyim isterseniz. Biliyorsunuz çiçekli bitkilerde bulunan polenler işçi arılar tarafından toplanarak kendi bünyelerindeki salgılar ile küre şeklinde renkli paletler haline getiriliyor. Bir yaş polen var, bir de kurutulmuş polen var. Bunları şöyle söyleyeyim. Yaş polende rutubet miktarı %30. Bozulabilir. Evet. Kuru polende ise %8 bir rutubet var. Kuru polende protein miktarı %13 ila 40. Yaş polende ise 13 ila 25. Kuru polen hep rastladığımız, tercih ettiğimiz ve toplam karbonhidrat miktarı, yani şeker miktarı yaş ve kuru polende yaklaşık %10 ila 40. Aralık veriyoruz. %10 ile 40 arası çok büyük değer ama polenin çeşitliliğine göre bu değişiyor. Bitki çeşitliliğine göre tabii, farklılık gösteriyor. Arının gezdiği bitkiye göre. Hı hı. Bir de arı ekmeğimiz var. Arı ekmeği biraz evvel söylediğim gibi fermente bir ürün. Polen, arı sütü, enzimler ve fermentasyonla oluşuyor. Çok değerli bir ürün. Hı hı. Burada rutubet polen arı ekmeğinde biraz daha fazla. %20 civarında. Protein miktarı %13 ile 40. Yine geniş aralık. Hı hı. Üretilen polene ve arı sütüne göre değişkenlik gösteriyor. Toplam karbonhidrat miktarı yaş ve kuru polenle hemen hemen aynı. Ancak toplam flavonoid miktarı yaş polende 15 mg bölü 100 gramken kurutulmuş polende 50 mg bölü 100 gram. Bunları özellikle söylüyorum ki değerini, arı ekmeğinde ise bu 30 ila 50 mg kilogram arasında değişiyor. Yani her biri ayrı ayrı değerli. Ancak kuru polen ki çok tüketiriz ve arı ekmeği çok önemli.
polen, kuru polen ve arı ekmeği tükettiğimiz zaman vitamin, birçok vitamin ve enzim açısından zengin bir gıdayı almaktayız. Öyle avuç avuç polen yenmez. Bir sütün içine, yoğurdun içine bir çay kaşığı ilave edilir, karıştırılır, tüketilir. Bunda tabii hekime danışmalıdır. Yani alerjisi olan insanlar tüketemez. Ama arı ekmeğini de bir süte karıştırıp birkaç partikül arı ekmeği, ki ufak partiküller halindedir, onları sütle beraber, bir meyve suyuyla beraber karıştırıp tükettiğimiz zaman vücudumuz birçok mineral, vitamin açısından ihtiyaçlarını karşılamış olmaktadır. Onun dışında polen anti-enflamatuar, antioksidan ve bağışıklık artırıcı, yani rahatlatıcı, anti-enflamatuar olsa öyle söyleyeyim. Antioksidan vücuttaki serbest radikalleri elemine eden ve tümör hücrelerinin gelişmesini engelleyen bir bileşik olarak söyleyebiliriz. İzin verirseniz devam edeyim. Poleni anlattıktan sonra arı sütünden biraz bahsedeyim. Arı sütü genç işçi arıların baş bölgesindeki bezlerden salgılanan ham ve doğal pelte kıvamında açık krem renginde kendine has ve kokuya sahip bir bileşik. Taze arı sütü dondurularak kurutulur. Liyofilize ediliyor. Normal yaş halindeki arı sütünün buzdolabında muhafaza edilmesi lazım. Ancak arı sütü liyofilize edilerek, dondurularak kurutulduğu zaman normal açıkta da muhafaza edilebilir. Şimdi şöyle söyleyeyim, bazı bileşikleri yine izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Arı sütünün bazı bileşiklerini anlatayım. Eğer normal arı sütü ise yaş, bunda rutubet miktarı %53 ila %70. Eğer arı sütünü biz dondurarak muhafaza etmiş isek, liyofilize etmiş isek, kurutmuş isek %5'in altındadır rutubet miktarı ve bozulması çok zordur. Halbuki %53-70 nem içeren bir arı sütü eğer buzdolabında muhafaza edilmezse bozulur. Protein miktarı arı sütünde buzdolabında muhafaza edilende %11-18'dir. Liyofilize edilmiş de %27-41'dir ve yüksek düzeydedir. Değişik şekerler vardır ve özellikle mineral açısından çok zengindir. Arı sütü işçi arılar tarafından salgılan ve arı larvalarını beslemek için kullanılan bir maddedir. Sağlık yararları, bir bitkinin antimikrobiyal, antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu için aynı özellikler arı sütüne de geçmektedir. Bunu tüketen insanlar da aynı sağlık yararlarını görmektedir. Cilt bakımı ve alerjide de arı sütünü kullanıyoruz. Biraz evvel bal mumunu da söyledik. Bal mumunda da petekli balı tükettiğimiz zaman aynı şeyler, yararlar söz konusu. Ben sırayla bunları söylüyorum. Bir de propolis'e gelelim. Propolis biliyorsunuz bazı bitkilerin gövde, yaprak ve tomurcuk gibi kısımlarından topladığı reçinemsi bir bileşiktir ve enzimlerle oluşturulduğu için işlenmemiş bir üründür. Biz bunu ekstrakte ederek, ki propolis özütü diyoruz buna. Biz propolis özütünü değişik çözeltelerle yapıyoruz. Bunlardan en fazla su, zeytinyağı, etil alkol ve alkol türevleri, genellikle %70'lik etil alkol, propilen glikol ve propilen glikol gliserol ile çözebiliriz. Ham propolis dışında tropikal yeşil propolis vardır. Brezilya'da fazla üretilmektedir. Bizim ülkemizde daha fazla üretmek için eğitim vermemiz lazım. Bir de kırmızı propolis vardır. Ben şimdi şöyle söyleyeyim, bir anlaşılması için. Ham propolis balzamda rutubet miktarı %45 civarındadır. Kuru medde miktarı propolis özütünde daha azdır. Yani %5 ila 50'dir. Toplam fenolik madde miktarı ham propolisteki yaştır %2,5. En az %2,5 olmalıdır. Propolis özütünde ise 15 miligram bölü mililitre antioksidan aktivitesi olmalıdır. Genelde pH değeri propolis özütünde 3 ila 6 arasında, yani
asitlik, ekşilik düzeyi açısından doğal ve sentetik hiçbir aroma ne propoliste ne de propolis özütünde bulunmamalıdır. Petrol türevleri bulunmamalıdır. Bunun için hazırlanışta bazı vatandaşlarımız alkol özütüyle çözüldürülmüş propolisi tüketmemektedirler. Ancak bunu şöyle anlatmamız lazım. Yani bu alkol sadece propolisin içerdiği etken maddelerini iyi çözdüğü için yoksa bir sarhoş olma anlamında değildir. Evet, burada hocam, bu önemlidir. Şundan da bahsetmek gerekir sanırım. Ham propolis tüketilir mi? Genelde propolis özütünün tüketilmesi daha doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Apiterapi amaçlı, biraz evvel söyledik, apiterapi çok önemli gıda takviyesi açısından. Evet. Özellikle apiterapi amaçlı kullanılacak propolis özütünde şu bileşenler olmalıdır. Bakın yavaş yavaş söylüyorum. Kafeik asit propolisin en önemli bileşenidir. En az 1 mililitresinde propolis özütünün ister su ister zeytinyağı ister alkollü olsun mililitresinde 1 miligram kafeik asit olmalıdır. En önemli bileşendir. Bir de kafeik asit fenetil ester, CAPE diyoruz buna, CAPE. Bu da en az 2 miligram bölü mililitre. Yani belki bu söylediklerimden izleyicilerimiz şey yapıyordur ama propolis özütünün etken maddelerinin olmaması adeta boş bir ürün tüketilmesidir. Bir diğer bileşik artepillince, özellikle yeşil propoliste bulunuyor. En az mililitrede 14 miligram olması gerekiyor artepillin. Krisin denen bir başka bileşik. Bunlar hepsi fenolik bileşik. En az 4 miligram bölü litre. Galangin en az 3 miligram bölü mililitre. Pinobanksin en az 3 miligram bölü mililitre. Pinosembrin en az 6 miligram bölü mililitre. Quercetin ve rutin en az 0,5 miligram bölü mililitrede olmalıdır. Bu bileşikler varsa propolisin insan sağlığı açısından önemi ve değeri vardır. Onun için buna çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Evet hocam, aslında bu söylediğiniz bileşikler birazcık karışık görünebilir ama piyasada çok fazla ürün var. Evet. Propolis adı altında satılan. Etiket okuma alışkanlığı edinerek bu söylediğiniz bileşikleri takip ederek güvenilir propolise daha rahatlıkla ulaşabiliriz. Aslında baktığımızda arı hangi sebeplerle kullanıyorsa bize de o sebeplerle ilgili. Tabii. Yani propolisi petek gözlerini sterilize etmek için kullanıyor. Dolayısıyla propolis antimikrobiyal. Bizim tabii için kendi aynı kovanını gösteriyor. Korumak için alıyor bu, hazırlıyor. Evet. Arı sütünü, larvayı ve kraliçe arıyı beslemek için kullanıyor. Evet. Demek ki besin değeri yüksek bir ürün. Evet. Yine arı ekmeği ve polende de aynı durum söz konusu. Arının protein ihtiyacını karşılaması için zaten polen topladığını biliyoruz. Arı ekmeğiyle de bunun sindirilebilirliği daha çok artıyor. Yani tabii burada şey ayrı tutmak gerekir. Alerjisi olan bireyleri tabii, ayrı hekim kontrolünde gerekir. Tüketilmelidir. Onun dışında güvenle tüketebileceğimiz ve insan sağlığı açısından faydalı bileşenler içeren ürünler arı ürünleri. Bu yüzden bunu da bir alışkanlık haline getirmemiz. Arı ürünlerini günlük tüketimimizde kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Ben biraz önce saydım. Birçok bileşik saydım. İşte kafeik asit, kafeik asit, fenetil ester, kape, hepsini saymayayım. Bunlar apiterapi için de çok önemlidir. Yani kaliteli üretmeliyiz ki apiterapide, tedavide de bu kullanılmalı. O nedenle bundan sonra etiketlerde belki bunların yazması da istenecektir. Biraz evvel sizin söylediğiniz gibi. Yani propolis önemli bir üründür. Ve bunun mutlaka ve mutlaka geliştirilmesi, üretiminin artırılması gerekir. Diğer bir ürünümüz hiç konuşmadığımız arı zehridir. Arı zehrinde işte apamin denen bir bileşik vardır. Fosfolipaz vardır. Melitin vardır. Yani bu üç bileşik bir arı zehrinde varsa tedavi edici anlamı vardır. Ve zaten ülkemizde de bazı üniversitelerde bunun bileşimiyle ilgili toplantılar da oldu. Her yapılan toplantıyla bunların değeri artırılarak mesela melitin denilen bir bileşik çok önemli arı zehrinde. Bal arısı zehrinin ana bileşeni. Bunu hatırlamalarını isterim. Melitin. Ve böylece arı oluşturan bir bileşiktir. 26 tane amino asitten oluşturur. Tedavi amaçlı arı zehri biz kendimiz kullanamayız. Bunu hekim kontrolünde biliyorsunuz artık hekimler de
bu tip ürünleri tavsiye ediyorlar apiterapide. Arı zehrinin de bu açıdan değerlendirilmesi, bileşenlerinin çok net şekilde belirlenmesi yöresel olarak, arı zehrinde işte fosfolaz, A2, apamin ve mellitin bulunmaktadır. Ve bunların da biraz evvel petekli balda konuştuğumuz gibi, petekli balda nasıl projeler yürütüyorsa arı zehrinde de projeler yürütülerek mevzuatının hazırlanması, detaylı mevzuat olduğu zaman ürünün daha kaliteli üretimi ve ihracat olanaklarının sağlanması gerekmektedir. Evet, zaten bildiğim kadarıyla bazı hastalıkların tedavisinde, özellikle romatizmal hastalıkların tedavisinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olarak arı ürünlerinin kullanımı da yapılıyor. Ne dediğiniz gibi hekimler kontrolünde tabii. Tabii, tamamlayıcı tıp gittikçe artırıyor. Arı zehrinin anti-enflamatuar özelliği var. Birçok hastalığa da iyi geliyor ama biz onu bir hastalık şeklinde değil, apiterapi mevzuatı çıktığında hekim tavsiyesinde kullanılmasını çok öneriyoruz. Kimse arı zehrini alıp vücuduna falan vermeyi düşünmesin. Tabii bir gıda olarak değil ya da herkesin bireysel olarak kullanabileceği bir ürün değil, bir ilaç olarak bakmak ve hekimlere danışmak gerekir. Bu noktada hocam aslında apiterapi ile ilgili bir mevzuattan bahsettiniz. Ben size şunu sormak istiyorum. Arı ürünleri ile ilgili mevzuat çalışmaları ne durumda aslında? Arı ürünleri tebliğinin tamamlandığını biliyoruz. Evet. Şu an ne durumdadır? Arı ürünleri tebliğinin çıkmasıyla birlikte piyasada ne gibi değişimler olmasını bekliyorsunuz? Arı ürünleri, işte biraz evvel saydığımız her ürünün kaliteli üretilmesi için olması gereken parametrelere uyup uyulmadığı, şimdi mevzuatın çıkması yetmiyor. Aynı zamanda denetimin de yapılması gerekiyor. Denetim yapıldıysa doğru dürüst üretim yapan çiftçilerimizin ürünü değeri artacak, öbürleri piyasadan çekilecektir. Bir diğer husus da sadece gıda olarak değil, bir gıda takviyesi olarak, bu iki konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız yetkili. Şimdi apiterapide kullanımı için bir monograf hazırlandı. 2021 yılında yaz aylarında bir Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'yla ortak çalışmalar yapıldı. Biz de Zoom'dan katıldık ve katkılarımızı verdik. Şimdi doz çalışmaları için hekimlerimizin çalışma yapması ve daha sonra belirlenen parametrelerde bu ürünlerin hangi dozda kullanılacağının tanımlanması gerekiyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Çok kolay değil. Hemen o şekilde olmuyor. Yani bir hekim size arı zehrini ne kadar verecek? Bunun bilinmesi için denemeler yapılması, araştırmalar yapılması, arı ve arı ürünlerinin değerli hale gelmesi için ortak çalışma, projelerin yürütülmesi, eksik mevzuatın hazırlanması ve bunların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi çiftçimizin gelirini artıracak, ihracatımız artıracak, kaliteli gıda ve arı ürünleri tüketimimize yardımcı olacaktır. Evet, aslında arı ürünleri öne açık bir sektör diyebiliriz bu noktada. Tabii. Her zaman buradan da dile getiriyoruz. Birincil üretimimiz bizim bal üzerine. Evet, bal da çok kıymetli bir arı ürünü bu arada. Ama onun dışında arı ürünleri üretiminde çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bu hem tüketici için, çünkü tüketici sağlığı için, tüketicinin gıda takviyesi olarak doğal bir ürünü kullanabilmesi için, hem de üreticimizin katma değerli ürünler üretip istihdam düzeyinin artması, refah düzeyinin artması için gerekli aslında. Buradan da onun tekrar altını çizmiş olalım. Tabii ben şöyle söyleyeyim, ben gıda güvenliği konusunda çalışıyorum, gıda konusunda çalışıyorum. Gerçekten Ramazan günü söylüyorum, çiftçilerimizin gelirinin artması için emek vermemiz lazım. Ben bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak düşünüyorum ve koşturuyorum. Lütfen çiftçilerimiz güvensinler, çiftçilerimizin iyiliği için her şeyin yapılması gerekiyor. İyi üretirsek ülkemiz satar. İyi satıldığı zaman ürünümüzün verimliliği, katma değeri artar. Ama hep birlikte çalışmalıyız. Hepimiz aynı gemideyiz. Arı ürünlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için çiftçimizin daha çok desteklenmesi ve çiftçimize değer verilmesi gerekiyor. Evet, hem sektör için verdiğiniz bu çaba için çok teşekkür ederiz hocam, arıcılık sektörü adına. Hem de programımızda bu kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programımızda neler konuşacağımızı planlayabilmemiz açısından TAP TV YouTube kanalımıza ya da sosyal medya hesaplarımıza yorum bırakmanız bizler için önemli. Teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.